Merhabalar. Bir sohbet etme fırsatı elde etmişken meme büyütme hakkında konuşmak istiyorum. Bu konuları tamamıyla gerek sosyal medya, gerek web sitesi, gerek öteki iletişim yollarından bana gelen mesajların yoğunluğuna göre belirliyoruz. Bunun sebebi ise tek tek cevaplar çoğu zaman yetersiz kalmakta. O yüzden bunlarla ilgili sorulan bütün soruları tek bir videoda birleştirmeye çalışacağım. Konu anlatımı ise moda mod sıkıcı olabileceği için sık sorulan soruların cevapları şeklinde bir video hazırlamaya çalışacağım. Kimler adaydır meme büyütme ameliyatına? Yeterli meme dolgunluğunun olmadığını düşünen ve ergenlik değişimleri tamamlamış veya emzirme ve kilo kaybı gibi sebeplerle meme dolgunluğunu kaybetmiş 18 yaş üzeri hanımefendiler aday olabiliyor. Kime yaptıralım? Bu konuda çok seçme şansımız maalesef yok. Bu konudaki tek yetkili plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarıdır. Peki nasıl yapılır? En sık kabul gören yöntem günümüzde silikon protezler kullanılarak büyütme olsa da bazı olgularda, nadir olgularda yağ enjeksiyonu ile meme büyütme de ikinci bir alternatif olabiliyor. En sık sorulan iki soru. Protez nereden, nereye konur? Nereden konur sorusunun 3 cevabı var. Birincisi memenin bittiği yerde tam kıvrımdan. İkincisi meme başının etrafındaki halkadan. Üçüncüsü koltuk altından konabiliyor. Peki nereye konur? Burada göğüs kası dediğimiz bir pektoral kas var. Sıklıkla bu kasın altına veya üzerine implantı yerleştirebiliyoruz. Bazı olgularda yarısı kasın altında, yarısı kasın üzerinde olacak şekilde iki planlı uygulama da yapılabiliyor. Konulacak protezin şekli, muayene sırasında hekimin yönlendirmesi ve hastanın beklentisi şeklinde round dediğimiz yuvarlak şekilde olabileceği gibi anatomik dediğimiz damla şeklinde de olabiliyor. Burada hangisini seçeceğimiz hastanın cilt yapısı, kas yapısı, mevcut meme dokusunun varlığı, hastanın omuz gövde yapısı, varsa sarkma miktarı bu iki şekilden birini seçmemizde bize yol gösteriyor. Süreç ve kısıtlamalar konusuna gelince hasta yaklaşık 1 saatlik bir ameliyatın sonrasında taburcu edilir, etesiyum. 1 ay kadar özel tasarlanmış bir sütyen kullanmasını öneririz. Bu süreçte ağır egzersizden, özellikle göğüs kaslarından yük bindirecek eylemlerden kaçınmasını öneririz. Bu ameliyattan sonra süt verebilir miyiz? Bu ameliyatın süt verme fonksiyonu üzerinde olumsuz etkisi var mı? Bunu anlamak için şöyle bir anatomisini demonstre ettim. Süt bezleri vardır cilt altında. Bu süt bezleri salgıladıkları sütü küçük küçük kanallarla bunların birleşmesiyle meme başına doğru gönderilir. Hemen altında kas fasyası vardır. Kasın altında kaburgalar vardır. Biz bu protezi meme altından veya meme başından veya da koltuk altından fark etmez girdiğimiz zaman kasın altına veya üzerine veya her iki tarafa koyduğumuz için bu meme süt bezlerine herhangi bir zararımız söz konusu olmuyor. Bu sebepten dolayı bu ameliyatların süt verme fonksiyonlarına herhangi bir zararı yoktur. Videonun başında da dediğim gibi bu konuları belirleyen tamamıyla size gelen sorular. Onların yoğunluğu o şekilde şekilleniyor. Her soruya tek tek cevap verme şansı bazen gençler olamıyor. Bu yüzden de bu tür videolar bu tür sorularla şekilleniyor. Faydası olduysa ne mutlu bana.